Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün iki farklı ürünle tıraş olacağım. Yüzümün yarısını şu elimde görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim. Ve A101'den aldığım Mentor isimli tek bıçaklı tıraş makinesiyle olurken diğer yarısını da, yani bu tarafı da Permatic'in, bu jilet Permatic'in kullanat tipindeki yine tek bıçaklı ürünüyle olacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle tıraş videoları çekiyorum. Sizden de birçok yorum geliyor bunlara. Şununla ya bununla falan diye. Hatta bir yorumlardan bir tanesi de dedi ki abi dedi yani birkaçını birden kullan dedi de ben birkaçından yerine böyle iki tanesini hani o mu bu mu şeklinde bir karşılaştırma yapayım. Çünkü 3-4 tanesini bir anda tıraş olmak hani zor olacaktır. O yüzden böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi yüzümün sol tarafını Permatic'le, sağ tarafında A101'deki Mentor'la olacağım. Her ay böyle bir tane video gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda da farklı ürünlerde olacak. Hatta bir taneniz BİM'den bir ürünü al demiştiniz. Onu da alıp deneyeceğim. BİM'de bir satılan başka bir şey varmış herhalde. Onu da deneyeceğim. Bu A101'den, bu da Permatic. İkisini de A101'den aldım ama yani bu A101'in kendi markası. Mentor diye herhalde. Şöyle açalım. Bakalım. Aslında tek bıçaklı. Şöyle göstermiş olayım. Standart bir tıraş bıçağı. Buna bakalım. Permatic'inki de herhalde öyle diye tahmin ediyorum. Ha, fiyatlarını belki merak edenler vardır. Bu tanesi 1 lira. Bununla 2,5 lira galiba tanesi. Yani tek olarak satırsanız öyle. Böyle çoklu falan alırsanız fiyatı bayağı bir düşüyor. Ama ben tek tek aldım. Bu 2,5 lira diye satıramıyorsam. Bu da 1 lira. 2,5 mu 1 mi? Göreceğiz. İkisi de aynı gibi zaten görüyorsunuz şu anda. İkisi de tek bıçaklı. Burada Permatic yazıyor. Burada bir şey yazmıyor. Şimdi birini sola birini sağa koyalım. Şimdi yüzümü ıslatacağım ve sakal fırçamız ve köpüğümüzle beraber tıraş olmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, yüzümüzü ıslattık ve köpürtmeye başlıyoruz. Vallahi ben bu şeyi çok sevdim ya, fırça olayını. Köpükle falan güzel oluyormuş. Artık hep bununla tıraş alıyorum bu arada. Şimdi köpüğümüzü sürdük. Köpüklerimiz, sabunumuzu sürdük. Ve başlıyoruz sol taraftan. Sağ taraftan, pardon, yanlış söyledim. Şöyle bir almaya başlıyoruz. Fena değil. Evet, şimdi fena da olmadı. Yani yarısını bununla yaptım. Şöyle bir bakayım. Fena değil. Şurada bir küçük hasar mı oldu? Yok. Hiçbir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi tam yarısını mentorla yaptım. Şimdi diğer yarısını da jiletle yapacağım. Jiletin tek bıçaklı makinesiyle. Bakalım hangisi daha iyi sonuç verecek. Bunlar tek seferlik ürünler arkadaşlar bu arada. Yani tek seferde kullanıp sonra atmanız gerekiyor. Muhtemelen bir dahaki ikinci bir tıraşa işime yaramayacaktır diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz böyle çok bıçaklılar çıkmadan önce bunlar vardı. O zamanlar hani böyle bu kadar teknolojiler yoktu. Thank you.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tıraşım bitti. Yani öyle ahım şahımda bir fark yok. Yani bu 2,5 lira jilet, bu da Mentor. Öyle ahım şahım bir farkı yok. Herhangi bir kesme vesaire olmadı. Vallahi güzel tıraş oldum yani. Hani 1 yıllık bir ürüne göre bu Mentor'un performansı baya baya iyi. Ama söylediğim gibi bunlar tek kullanımlık ürünler ve atmamız ve sonra bir daha kullanmamamız gerekiyor. Veya çok sakalınız yoğun değilse, sert değilse belki iki tıraş da yapabilir, bilmiyorum. Ben de şu an bir kez denedim ve fena da olmayan bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Şimdi birazcık yüzümüzü yıkayalım, sonra tekrar geleceğim. Evet, yüzümü yıkadım. Birazcık kurulayayım. Böyle ıslak ıslak çıkmayalım karşınıza. Şimdi son sözleri söylemek gerekirse Mentor güzel bir markaymış. Tecrübe ettik. A101'den almıştım. Söylediğim gibi bu Mentor. İki tane almıştım. O yüzden bir tanesi açılmamış duruyor. Bu da jilet. Aralarında bir fark yok, öyle söyleyeyim. Hafif bir yanma var, onu itiraf etmek gerekirse. Ama bu soğuk suda tıraş oldum ve herhangi bir şekilde yumuşatma yapmadım sakallara. Ondan da kaynaklanan olabilir. Yine de 1 liralık bir ürün için Mentor'un performansını gayet başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Jilet de güzel ama fiyatı daha pahalı. Onu da söyleyeyim. Muhtemelen de alacağımız sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı ikisinde aynı olacaktır. Sizin için de öyle olur diye tahmin ediyorum. Bir tıraş videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda iki farklı tıraş bıçağını karşılaştırdım. Mentor ve jilet karşılaştırması yaptım. Sizin de eğer tıraş olmamı istediğiniz ürünler, makineler, şunlar bunlar varsa yorumlara yazın. Her ay bir tane olmak kaydıyla hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu ayın, yani Ekim ayının videosu bu oldu. Kasım, Aralık, Ocak aylarında inşallah kısmet olursa diğer tıraş videolarıyla karşınızda olacağım. O gün gelene kadar kanalıma abone olmayı, beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.